Sanıyorum 2 sene önceydi. Evden bağlandım. TRT'nin bir röportajına. Yunus'tan Şeyh Galip'e kültürel süreklilik diye bir konu. Yunus'tan Şeyh Galip'e doğru bir gidişatı var şiirimizin. Bir programda hallettiniz mi hocam? Yani orada, şey, orada 35 bölümlük bir seri gibi. Evet, düşünün ki Yunus Emre'yi berrak bir pınar olarak kabul edin. Suyun ilk çıktığı yer. Suyun en lezzetli olduğu haldir. Daha sonra o su binbir şekle, renge bürünecek. Binbir tatlandırıcı katılacak. Eşsiz bir iksir haline gelecek. İşte o da Şeyh Galip. Başlangıçtaki berraklık Yunus Emre, o ayrı bir güzellik. Sonuçtaki estetik azamet, estetik ihtişam ise Şeyh Galip'tir. Bizim şiirimizin, hatta klasik şiirimizin temellerinde yer alan çok büyük bir kayadır Yunus Emre. Onun için bizim şiirimiz öyle her sarsıntıyla yıkılmaz. Yunus Emre gibiler var bizde. Yıkılmamış. 600. Yıkılmadı tabii, elbette. Elbette. Günümüze kadar gelmiş, çok sevilmiş. Çok sevilmiş olduğu için ve şöhret bulduğu için de maalesef üzülerek söylüyorum, çok da saptırılmış, çarpıtılmış. İki büyüğümüz vardır ki bunların yemediği iftira kalmamıştır. Biri Mevlana, diğeri Yunus Emre. Yunus Emre'ye komünisttir diyen bir profesör hocamıza bile rastladım. İtiraz etmiştim bir panel gibi bir şeydi. Efendim nereden çıkarıyorsunuz bunu deyince, demişti ki şeyhinin dergahına odun taşımamış mı? Dolayısıyla proleter sınıfından sayılır. Yani böyle Yunus Emre, mesela Mevlana hakkında ne Moğol casusu olduğu kalıyor, ne işte hümanist olduğu kalıyor, ne dinsiz, ateist, deist. Mevlana'ya bunlar bile yakıştırılıyor. Aynı şekilde Yunus Emre'ye de her dünya görüşü, her ideoloji, hatta mezhep kendindenmiş gibi göstermek için elinden gelen iftirayı atıyorlar, yakıştırmayı yapıyorlar. Oysa Yunus bal gibi Müslümandır, bal gibi Türktür ve bal gibi şairdir. Evet. Bu kadar. Evet, Anadolu'da yaşanan Türk Müslümanlığının evet, en mühim evet, göstergelerinden birisidir. Yani bir Türk'ün bir Müslümanlığı, İslamiyet'i nasıl algıladığını evet, çok net bir şekilde görüyoruz. Evet. Şimdi Yunus Emre'nin çok çok özellikleri var. Çok farklı hususiyetleri var hakikaten. En önemli hususiyetlerinden birisi Türkçeyi İslamlaştırması mı diyelim artık evet, hocam ona. Bir İslami Türkçe ortaya koyuyor. Hatta tasavvufu Türkçeleştiriyor bir manada. Yunus Emre ve Türkçe hakkında neler söylemek istersiniz hocam? Efendim, yani Türkçeyi nasıl bir hale getirmiştir evet, Yunus Emre Hazretleri? Şimdi Yunus'a gelinceye kadar Türkçenin zaten yontulması, öğütülmesi, evet, hamur haline getirilmesi önceki şairler tarafından zaten başlatılmış bir hareket. Biraz oradan alabilirsiniz hocam. Evet, Türklerin İslamiyet'e girdiği 9. yüzyılda çok zengin ve o zaman en parlak dönemini yaşayan bir Arap-Fars edebiyatı var. Evet. Ve Türkler İslamiyet'e girdiğinde bu Arap-Fars edebiyatı en parlak dönemini yaşıyor. 9-10. Yüzyıllarda. Doğal olarak Türkler kamaşıp kalıyorlar. Türk dili, hazır bir metin var. Elbette, elbette. Türk dili, o zamanki Türk dili, İslami kavramları, tasavvufi ıstılahları karşılamada pek yetersiz kalıyor. Yüzyıllar geçtikçe gelişiyor, gelişiyor, yontuluyor, yumuşatılıyor. Yunus Emre ise bunun bayrağını dikiyor. Bakın Yunus Emre'den önce Nesimi var. Ondan önce Kadı Burhanettin var. Ve hele ilk dönem şairleri ki mesela Sultan Veled var 13. yüzyıl. Evet. Mevlana'nın oğludur. Hemen hemen hiç tanımadığım evet, zatlardan birisi Sultan Veled Hazretleri. Sultan Veled'in bir gazelinden iki beyit okuyayım size. Bakın o zamanki Türkçe. Karnım açtır, karnım açtır, karnım aç. Lütfeyle Tengri bana kapı aç. Failatın, failatın, failatın. Kim seni bir bilmeye canlar canı. Oldu gavur, asıldı boynuna haç. Kim seni görevi aşık olmaya, ya eşektir, ya taştır, ya ağaç. Bakın tekerleme gibi, o zamanki Türkçe bu. Fakat yüzyıllar içinde öyle bir istihale geçiriyor ki Türkçe, Şeyh Galip'ten vereyim mi şimdi örnek? Buradan 13. yüzyıldan 18. yüzyıla gelinceye kadar Türkçemiz adeta kömürün elmasa dönüşümünü yaşıyor. Kömürden elmasa dönüş. Bunu yaşıyor. Nitekim İslamiyet'le birlikte bütün Türk tarihi incelendiği zaman Türklerin İslam'la şereflenmesiyle, İslam'la mayalanmasıyla birlikte yüzyıllar içinde Oğuz Kağan Fatih'e dönüşür. Ahmet Yesevi Mevlana'ya dönüşür. Tonyukuk Sokullu'ya dönüşür. Dikkat ederseniz İslam'la mayalandıktan sonra, İslam medeniyetine girdikten sonra adeta yeryüzünde var olmaya aday bir millet İslam'la buna hak kazanmıştır.
ve yüzyıllar boyu cihana velvele salan, İslam'ın sancaktarlığını yapan muazzam, muhteşem bir Türk milleti görüyoruz. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar, sayın sayabildiğiniz kadar. Bütün bunlar hepsi İslam'dan sonradır. İslam'a girmekle adeta yeryüzünde var olmaya aday bir millet bu adaylığı tahakkuk ettiriyor ve hak kazanmış oluyor. İslam'la günümüze kadar geliyorlar. Eyvallah. Peki Yunus Emre'nin Türkçesi nasıl bir Türkçedir hocam? İşte Yunus Emre'den önce mesela Kadı Burhanettin'de çok zorlamalar görürüz. Aruza feci, inanılmaz zorlamalar var. Yani kalıbını dahi bulamıyoruz. O zamanki Türkçe yetmiyor. Yani tam ne demek hocam kalıbı bulamamak? Yani Türk aruzu henüz oluşmamış. Türk aruzu henüz yani Araplardan evet. aldığımız yani aruz üstündeki vezni. Elbiseye henüz ne siz uyuyorsunuz ne o size uyuyor. Yani ahenge dayanan yani, bir tabii, zaman var. Vezin. İşte önceleri zorlanıyorlar. Hatta koca Mevlana bile hep Türklere hitap ettiği halde Farsça söylüyor. Türkçe söylemiyor. Mevlana'nın Türkçe tek manzumesi şudur. Bu ayrılık oduna ne çecigerim yane, fitnelu ela gözler çün yuhudan uyane. Ey şahı sücacüddin şemsül hakkı tebrizi, lütfetsen eğer nola bir katre bize dane. Mevlana'nın tek Türkçe sözü bu dört mısradır. Başka Türkçe yok. Yani o çarşılarda kamyon arkasında Mevlana diye gördüğüm hiçbirini Mevlana dememiştir. Ciddiye alınsın diye milletimiz sevdiği sözün altına Mevlana yazmayı sever. Niye peki? Hep Türklere hitap etmiş ama Türkçe söylememiş. Niye? Çünkü Mevlana Celaleddin Rumi gibi bir mürşid-i kamilin vermek durumunda olduğu evrensel mesajı Türkçe kaldıramıyor o zaman. Farsça, o zamankinden bahsediyorum. 12. yüzyıl. Farsça daha yatkın. Ha sonra yüzyıllar içinde Türkçe gelişecek, Farsçayı geçecek, Muhakemetül Lugaten yazılacak. Farslar bizi taklit etme ayrı. Tarihin akışı böyledir ama o dönemde Türkçe dar geliyor kavramlara. Ta Yunus'a gelinceye kadar. Yunus Emre ile birlikte Türkçe'de muhteşem bir atılım görüyoruz. Adeta küçük bir tay Safkan Arabatlarıyla yarışacak hale geliyor Yunus Emre ile beraber. Arap Fars diliyle yarışacak duruma geliyor. Yunus Emre Türkçenin gelişmesinde, cazip hale gelmesinde, şiire uygulanmasında çok önemli, büyük bir ilk köşe taşımızdır. Daha sonra ta Şeyh Galip'e kadar incele incele muhteşem bir lisan haline gelecektir.